Hakan Salıcı'nın listesi ama bana öyle geliyor ki bu biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun da listesi. Yani aynı görmek gerekir. Listede Oğuz Kağan Salıcı'nın hazırladığı anahtar listede şu isimler var. Oğuz Kağan Salıcı, Mehmet Tahtasız, Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, eski Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, eski Eskişehir Milletvekili Gaye Üsler, Koza Yardımcı Melisa Yıldırım, Mehmet Yıldız, Ayşegül Yıldız, eski savcılardan Bülent Yücetürk, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kadın Kolları Başkanı Yardımcısı Armağan Akyüz, Hakkı Aydoz, Saniye Barut, Konya Milletvekili Barış Bektaş, Recep Bilal, Nevaf Bilek, eski Siirt İl Başkanımız Fatih Meclis üyemiz, Adem Demir, Semra Dinçer, PM üyesi ve Ankara Milletvekili, Mahmut Duyan, Mardin İl Başkanı, Burkay Düzce, Aykut Erdoğdu, eski İstanbul Milletvekili, Ayten Gülsever, Ali Aydan Hakverdi, eski Ankara Milletvekili, Feray Karagöz, Ecevit Keleş, Sakarya Milletvekili, hem Özgür Sakarya İl Başkanı, eski İl Başkanı, hem Özgür Özel'in listesinde var, hem bu listede var. Cevahir Kılıç, Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul Milletvekili, Emrah Köksel, Nihat Arda Mercan, Aylin Nazlı Aka, Kadın Kolları Genel Başkanı, Kadın Kolları Başkanı, Ankara Milletvekili mi? Değil. Değil, eski Ankara Milletvekili. Eski Ankara Milletvekili, Gonca Yelda Orhan, Veli Özdemir, eski Anka Genel Müdür galiba. Genel Başkan Danışmanıydı aynı zamanda. Genel Başkan Danışmanı. Eski Genel Başkanımız, evet. Yani. Ali Özgündüz, eski savcı ve İstanbul Milletvekili, Kübra Öztürk, Aysun Palalı Köktaş, Eren Cem Patır, Hakkı Anıl Pektaş, Necdet Sarac gazeteci, Müslüm Sarı eski İstanbul Milletvekili, Orhan Sarıbal Bursa Milletvekili, Çetin Soysal eski İstanbul Milletvekili, Uğur Şevran, Beren Şimşek eski İstanbul Milletvekili ve İl Başkanı. YDK'da ise İnan Savaş Yüksel, Melike Yüksel, Tayfun Ceyhan, Sertaç Eke, Cem Sultan Ermiş, Zuhal Mercan, Ebru Okay, Sübütay Özgür isimleri var. Evet, bu isimleri değerlendirmek gerekiyor. İsmail değerlendirsin. Bu paralel liste, özür dilerim, alternatif liste. Bu aynı zamanda yani Oğuz Kağan Salıcı'nın listesi olmakla beraber buna Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesi diye de bakabiliriz. Her şeyden önce şöyle bakabiliriz. Bu aslında parti içi muhalefet. Yani yeni parti içi muhalefet. Yani bunu böyle görmek gerekir. CHP buna aşina bir partidir. CHP'de nasıl Kılıçdaroğlu varken Özgür Özel, İmamoğlu grubu, hatta daha biraz dışarıda İlhan Caner çevresi varsa, şimdi de belli ki Özgür Özel ve İmamoğlu grubu CHP'yi, bugün CHP'de hakim kadro ve CHP'yi yönetirken onun karşısında Oğuz Kağan Salıcı eski MHK üyesi ve Kılıçdaroğlu'nun seçim ittifaklarını yapmakla görevlendirdiği 8 kişilik komisyonun üyesi ve aynı zamanda başkanı olan Oğuz Kağan Salıcı alternatif liste sundu. Bu aynı zamanda Oğuz Kağan Salıcı'nın yeni parti içi muhalefetinde lideri olduğunu ortaya koyar. Öyle düşünüyorum. Oğuz Kağan Salıcı aynı zamanda 10 Aralık hareketinden geliyor. Tek değildi. Yanında Canan Kaftancıoğlu da vardı ama bu listede yok. Aynı zamanda onunla beraber Zeynel Emre de vardı. Bu listede yok. Gökçe Gökçen vardı. Şimdi Özgür Özel'le beraber hareket ediyor. Yani Oğuz Kağan Salıcı, ben kendisine 28 Mayıs'tan sonra 2 defa, 3 defa arayıp aday mısınız diye sorduğumda bu soruyu sorulmamış kabul ediyorum dedi. Şimdiden sonra sorsam olabilir diyebilir bana. Bu aynı zamanda yerel seçimler sonrası içinde CHP'de bir başka arayışında nüvesi olabilecek gibi bende bir fikir uyandırıyor.